mısınız? Pantolonunu çek. Savaşçı. Değil. Benimki de yeşil ama gözükmedi. Neyse en ince gösteririm. Askeri bir içerik çekmeye gidiyoruz. Askeri içerik derken Airsoft aslında. Airsoft ne? Boncuk atan silahların gelişmişinin bir oyun türü ama biz oyun türü değil. Biz Jedi'le kapışmaya gidiyoruz. Ya oraya gittiğimiz zaman anlarız. Çok da bilmiyorum. Biliyor musun? Parkur falan mı kuracaklar bize? Hayırdır? Kurmayacaklar. Zaten kurulu parkura gidiyoruz Jedi. Kurulu bize özel kuracaklar. Bir sonraki içeriğimize şey olsun diye eğitim alalım dedik. Bir sonraki içeriğimiz çok alakasız biliyor musun? Yani. Her eğitim bir gün hayatınızda bir yerde şeylerinin şeyi olabilir. Airsoft'a başlarımız yok mu? Hafta sonları. Çok zor iştir ha. Kanter içinde kalırsın, nefes nefese kalırsın. Kanter içinde uykularından uyanıyorsan eğer... Çek Ceyda'cığım çek. Bak yüzüm ne hale geldi arkadaşlar bak. Ne hale geldi? Bak buralarımda bazen beyaz beyaz şeyler oluyor ya. İşte egzamanın dökülen parçaları. Yüzünden dökülen bin parça. Sağlık bununla da dalga geçme. Allah sağlık versin Fırat. En kötüsü bu olsun. Çok kötü bir şeydir ha. Aşılarınız oldunuz mu? Biz vurulduk. Aşı güzeldi. Ben BioNTech'ten yana kullandım tercihimi. Aber Uber'sin seine. Glüm'ün arada böyle bir yan etkisi var. Almanca konuşuyorum. Yunus Bey askerden döndü. O yüzden evet. Ona askeri içerik çekelim dedik. Özlemiştik. Alışmıştır diye. Bakalım nasıl çekecek. Orada bir şeyler bakalım, öğrenmiş. Bakalım evet. Orada öğrenmiş mi bir şeyler? Aleyna var burada aha. Aleyna'nın görevi elimiz kolumuz ayağımız. Aleyna'sı her şeyimiz. Kölenin Fransızcası stajyer dediğimiz. Aleyna stajyer değil. Aleyna bildiğin çalışıyor. Olsun stajyer ama. Köle ama gibi çalıştırdığın zaman stajyer oluyor. Aleyna çok mu çalışıyorsun? Hayır. Yeteri kadar çalışmıyormuş Ceyda. Daha çok çalıştıralım Ceyda. Neyse az kaldı gidiyoruz. Evet, çok değişik içeriklerimiz geliyor. Zaten hep değişik içerik. Bu arada tatile gidiyoruz. Size oradan en az 7 içerikle... 3-4 tane içerikle geleceğiz. Tatile tane. Utku ve Pelin'le gidiyoruz. Hater videosundan tanırsınız. Şuraya gelsin. Arkadaşlar bu hater videosunun sonuna parodi yazmışım. Tamam bak küçük kardeşlerim buna inanıp üzülüyor olabilir. Yaşın küçük inanırsın. Ya yaşı büyük adamın şunu yazması kadar. Ya kusura bakma da kardeşim benim IQ'm 106 senin 106. Anladın mı? Ne yazmış biliyor musun? Tamam inandık kurgu değil. Kurgu zaten yazmışım oraya parodi diye. Kurgu yazıyor orada. Bunu yazmama da gerek yok. Bu arada yazmamıştım ben oraya kurgu diye. Sonra millet iyi de biz bu gerçek değil anlamadık mı yazınca dedim tamam ben bu insanların zekasını küçük gördüm galiba yani dedim. Sonra yazdım oraya parodi diye. Yani zaten videonun açılışında diyorum ki şunlara bak seslerini değiştirmişler. Karanlıkta oturuyorlar haterlarımıza bak deyip tükürüyorum. Yani bunun zaten fake olduğu belli. Bana göre zaten bütün hater videoları fake. Hiçbirine inanmıyorum. Onlarla dalga geçmek adına yaptığım bir şeyi anlamayanlar ya. Aşağı yazıyorlar şimdi abi onlar cancıktır diyorlar. Cancık değil. Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Can dediğimiz onlar. Sen diyorsan Can kim diye. Zili bildirimi açmıştır. Onlarla birlikte büyüdük. 2 milyon olduk inşallah. Teşekkür ederim. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar hater videosunun, cancıklar parodi olduğunu... Cancıklar siz ne yapıyorsunuz ya? Cancık kurguyu anlamaz. Arada gelir videoları izler, like atmaz, yorum atmaz, Instagram'dan takip etmez. Ama keyfine bakar. Bütün kanalları izler, hiçbir kanala abone olmaz. Cancıkların IQ 106, canlar 106. Hadi bakayım. Benden. Geldik sayılır. Birazdan tüm mühimmatımızla açacağız konuyu. Evet alandayız. Pandemide bu alana uyuşturucu bağımlıları çökmüş buraya. Yakıp yıkmışlar içeriği. Ve burada mangal yapmışlar. Yerde hep tavuk şeyleri gördüm. Bina varmış burada. Binaları yıkmışlar. Şimdi onlar da el birliğiyle buraya yutong bina yapacaklarmış onlar yıkmasınlar diye. Böyle bir muhabbet olabilir mi ya? Bu bir airsoft arkadaşlar. Yani aslında bir nevi oyuncak. Büyüklere oyuncak. Airsoft oyuncağı diyebiliriz. Evet. 18 yaşından büyüklerin kullanabileceği bir şey. Burası güvenli bir yer. Arkadaşlar da zaten bu konuda bilgililer. Şimdi gidelim. Böyle şeyler yapma. Adamlar profesyonel. Sakin ve ciddi. Ben de profesyonelim. Gidelim. Geri gidiyorum. Yunus'cum askerde bazı şeyler öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Ateş ettin mi askerde? Ettin mi? Kafa sallıyor. Ettin mi? Komutanın dedi mi güzel vurdun diye hedefi? Evet sen devam et Altay'a demiş. Selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu tarz içerikleri merak ediyorsanız nasıl bir şey olduğunu vesaire biz şimdi çok detaylı girmiyoruz tabii olaya. Çünkü biz ateş edeceğiz. Bizim olayımız eğlence. Delta Size, Delta Size diye yazılıyor. Zaten aşağı koydum oradan bakabilirsiniz ya da The Kırtasiye kanalı. Onun aşağıdan bakabilirsiniz. The Kırtasiye G. Sonunda G var. Kırtasiyesi var çünkü. Ama ateş ediyorsunuz. Evet. Kafalar karışmış kafalar. Arkadaşlar. Sorun yok. Bunlar mühimmatlarımız mı? Mühimmat mühim. Açıklıyorum. Buradaki tüfekler, tabancalar genelde gazlıdır. Tüfekler elektrikle çalışmaktadır. Sniperlar ise kurma koluyla, yayı sıkıştırmayla... Hocam önce onu giyelim. Bunu Ceyda mı giyiyor peki? Vest mi? Bunun ismi vest mi? Yani hücum yeleği diyoruz. Yavrum sağda solda bir şey takıyorsun. Şarjörünü koyuyorsun, bir şeyini koyuyorsun ya. Bunlar pille çalışmaktadır. Tabancalar gazla çalışmaktadır. Gazla? Aynen. Hadi yaparsın karşı. Ceyda'cığım. Savaşçıyı hatırladım şu an ya. Ama biz böyle giyinmiyorduk. Biz 40 kat giyiniyorduk ya.
O şey ya. O... Tekstil makası. Örneğin gerçekte asker bacağından vuruldu değil mi? Ha, fıt 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 hemen şeyi kesip. Şeyi kesiyorsun. Direkt aynen. Turnike. Turnikeyle. Müdahale. Farkında mısın? Ben tam tesisat geldim. Evet bak. Evet evet. TSK severiz. Ben savaşçıdan kalanları almıştım. Bana hediye etmişlerdi. Oo, mermiler bunlar mı ya? Boncuklar. Boncuklarımız onlar. Ay canım. Ne kadar bunun kutusu? 5000 tanesi 100 lira civarında bir fiyatı güzel. Var. Aslında evet. Bu simülasyon olduğu için askeri evet. Eğitimlerde kullanılıyor. Çünkü ucuz. Ne kadar bu silahlar ya? Bunların ne yapıyorsun Ceyda? Bırak onu. O tamamen dummy. Dummy mi? 20 liralık oyuncak. Deniz Kemal'in oyuncağı bu. Ceyda'ya bir öğreteyim ben, göstereyim ben çünkü tecrübeliyim. Fırat tecrübeliyim dediğin her şeyin sonunu neyse ki gördük. Güvenlik kurallarımızı unutmuyoruz. Tamam. Tamam hocam, birbirimize sıkmıyoruz. Balistik gözlük şart. Tamam. Yanlış bir şey oldu diyelim, göz kaybetmemize tamam. Musamaha yok. Asla. Şu an bu beni gerdi bir tık. Sakın ama sakın birisine şaka anlamında. Şaka yapılacak bu arada ama kontrollü bir şekilde. Viking sen hayırdır ya, ben şaka yapmam. Ben şey. Şimdi çıkardın ya, bacaklar böyle olacak. Bize Şevket abi öğretmişti. Çıkartıyorsun, göğüs hizasını alıyorsun böyle. Şöyle bir şey yok yani o filmlerdeki gibi. Ve karşıya bakacaktı yani göğüs hizanı olacak. Bunu yapabiliyor musunuz bakın? Ya biz ne anlatıyor, sen ne anlatıyor? Çok acayip bir şeydir ama. Buradan vuruyorum, elmalar dökülüyor, buradan da topluyorum. Ne diyorsun ya? Küçükken yapıyordum. Hadi hep beraber hücuma. Bunu bilenler bilir. Bunlar bir de gerçek ağırlığındaymış. Bu bayağı ağır. Bir tane de sniper atarız ha. Oo, bir sniper'ımız var. Tabii. Uzağa. Bunları erken mi giydik? Ceyda'cığım bu hep üstünde kalacak ya. Ne alaka ya? Savaşçıyla ilgili çok soru geliyor. Biz şimdi öncesinde özel kuvvetlerle çalışacağımız zaman ben demiştim ki abi Bestiyen'i bana böyle kısaca bir anlatabilir misin? Merak ediyorum demiştim. Yürümek demişti. Ne demek ya yürümek diye düşünürken çekimlerde anladım. Gerçekten çok zor iş yürümek biliyor musunuz? Arazide, dağda, tepede, bayırda yürümeyen adam anlayamaz onu. O yüzden bu ayakkabıları almıştım. Aşağı linkini yok koymadım da. Bunlar Amerikan Özel Kuvvetleri'nde kullandığı ayakkabılar. Gerçekten acayip zor bir iş biliyor musunuz? Engebeli arazide dağ tepe bayır yürümek. Bir de bunu gece yürüyorlar ha. Zifir karanlıkta. Engebeli arazide hamileler mi var? Gebeler de o tamam mı? Engebeleri o araziye getiriyorlar. Kanala yeni gelenler normal bunlar bizde. Tamam hoş geldiniz evet yeni gelenler. Umarım eğlenirsiniz videolarda. Ceyda bir şekilde bazı kelimelerden bir şeyler çıkartıyor. Hedef benim için arkadaşlar nedir? Varılacak yoldur. Can çıktır. Öpüyorum can çıktır. Abi benim gözlüğüm yok. Ben bunu nasıl göreyim ya? Bu ne abi? Küçük insan mı vuruyorsun? Çok küçük bu. Benim hedefle çek. Bu durumda ben hedefime ulaşmış mı oluyorum şu an? 2 milyon olunca yani muhtemelen bu video çıktığında çoktan 2 milyon olmuştuk ama. Evet. Ceyda'nın Beni Bununla Çek adlı albümünü çıkartıyorum. Basılı, kağıt. Beni Bununla Çek. Maddi değeri yok. Bunu bazı canlara hediye edeceğim. Videolardaki bütün Beni Bununla Çek dediği şeylerin albümlerini. Yunus beni bir çek. Çekti yavrum demin. Aa arabada var. Tabii arabadan işte rehin kurtarma. O zaman ben arabada rehinmişim 4 saat. Ceyda sana bir şey söyleyeyim mi? Seversen bu işe girebiliriz. Bu bir spor biliyorsun. Biliyorum. Bu aslında bir spor arkadaşlar. Böyle bakıyorlar, map'ten bir yere gidiyorlar, birini kurtarıyorlar, bayrak alıyorlar. Böyle çeşitli oyun tipleri var. Kurallara göre oynuyorlar. Vurulduğun zaman da böyle yapıyorsun. Vuruldum diyorsun, işte ceza alıyorsun, bir süre bekliyorsun, geri giriyorsun sonra. Ben bir de vurulacak mıyım? Vurulmayız biz, yok. Acıtıyor bu arada. Aa, sakın bana böyle çıplak ete değmez. Zarar vermiyor ama acıtır. Sana bir şey olursa ben sana şöyle söyleyeyim, yıkarım burayı. Ateşteyim ateşte ateşte aklım gitti bir... Ben... Fırat'ın karizması ve benim kekoluğumu çekiyor. Yo bir şey söyleyeceğim sende de yakışıyor. Ya. Bu otomatik karizmaya artı 5 bu. Herhalde canım. Hocam bir sorum olabilir mi? Tabii. Şimdi sizin tabancalar şey duruyor benimki yelemin altında kalıyor. Neden olabilir? Çünkü yukarıda konumuyla kaldı. Alakalı. Peki bunu böyle mi alsam? Ceyda niye böyle sorular soruyorsun şu an başka tam bir şey tam çıkartırken değil. Beni engeller ve o sırada puan kaybetmek istemem. Peki tamam. Mantıklı soruda abi. Çok mantıklı. Abi, tamam peki. Böyle yaparken ben sen çıkaracaksın vuracaksın ya ki. Bence sorun ne biliyor musun? Vest. Vest çıkarayım. Tabii çıkar. Allah Allah. Çıkartma ya. Havalı durur. Vest güzel yavrum. Doğru. Şimdi ne yapıyoruz evet? 5 metrelik 4 tane hedefimiz var. Buranın 5 metre olduğuna nereden eminsin? Şimdi 6 senedir yapıyoruz. Utku ölç bakayım şu mesafeyi. Ben inanmıyorum şu anda 5 metre olduğuna bunun. Kertenizi nereden aldın? 6 adım. İyi de seninki çok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Küçülttün sona doğru. Küçültmedim benim adımlarım büyük. Hoca bizi geri attı şu anda. Doğru işte. Ama böyle adım yok hocam. Arkadaşlar bir adım bir metre olsaydı Ceyda'nın bir adımı nasıl bir metre olsun? Alınız. İşte bir metre. Evet 1, 3, doğru. 4, 10.
6. En doğrusu bu 6 metre. Şaka. Yapma o hareketi bak işte bak. Bak hocam insana doğrultuyor dolu silah. Doğrultmadım. Şimdi tabancayı tutarken şu şekilde tutuyoruz. Parmak sürekli burada. Bu önemli Ceyda. Hiçbir zaman canlı birisine şu şekilde tutmuyoruz. Şarjör silahları şarj eden şeye denir mi diye mesela o kadar hiç bilgisiz biri olsa bunu düşünebilirdi bu arada. Ama demedim bakın. Neyse boş ver. Bazı salak dizilerde, filmlerde görürsün Ceyda. Boşta yürürler. Daha karşılarına hedef çıkmayacak, elleri böyle gider. Oradan anla ki doğru eğitim almamışlar. Şu anda onu bize doğru. Aynen. Yok böyle ama yapıyorum yavrum. Böyle yapıyorum. Tamam. Yok şey yok. Heh tamam. Şimdi evet. Tabancayı şu şekilde tutuyoruz. Herkes nişan alsın. Arpacıya odaklanıyorsunuz. Arka hedef blurlu olacak. Peki doğru mu tutuyorum? Hayır. Tabii. Aynen böyle. Bu mu doğru olan? Şunu yukarı. İlk el şu şekilde, ikinci el onun üstüne geliyor. Ha şu. Parmakta flight geri geldiği için. Devam etmiyor bu. Şu alt gövdeden tutulacak. Abi çok gergin. Bir kere çektiğin zaman boncuk bitene kadar şey yapıyorsun. Şimdi içerisinde yok. Hemen şarjörleri koyalım. Allah. Bu senin şarjörün. Kuruyorsun bir kere. Elim titriyor. Şöyle mi? Evet evet çek. Elim çek. Elim şurada mı? Çek yavrum. Ha? Arpacı nişan al ve tamam. Vur. Bir daha. Bir daha. Bir tık yukarı. Bir tık yukarı mı? Evet. Ceyda. Korkma. Yavrum gazını boşalttı. Gazla çalışıyor dedik bunlar. Hava soğuk olduğu bitince için. Bitince gaz mı çekiyor? Tabii şarjörü çıkarıyorsun. Nasıl çıkarıyorum? Ben atayım mı? Ben de atayım bir tane. İyi izle. İyi yerine koy bak. Bunlar bana geri geliyor. Gelsene açıkmaz. Ben bunların hiçbirini vuramadım mı demin? Ya artık. Hocam, tut çabukça bırakacağım çünkü. Savaşçıdan kalma yetenekler ya. Ah, look at this. Nasıl yaptı bu? Eğer tabancayı alttan şey yaparsanız tabanca hiçbir şekilde kontrol edemez. Seninki niye pıstıya hava atmadı, benimki attı? O şarjörle alakalı. O zaman soğukla niye bana alakalı? Tamam değiştirelim şimdi. Ya Allah aşkına onunkini bana verin. Ver. Ben korkarım yüzüme bir şey fıtlayacak diye. Tamam tamam sen bunu buna ver. Buna fan sayfaları falan açıldı, o kadar ünlü bir tabanca. O zaman bana ver, ben fan ya sayfası. Ya Ceyda sen... Yüksek abi, yüksek. Hayır hayır şey diyorum, şurada. Şu. Tabii tabii. Ama Ceyda'nın bak ileri doğru. Bir ayak önde, bir ayak arkada. Kendini öne ver. Aynen bu. Bu. Sağdakine de at. Bitti. Yok bitmedi. Çat 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 çat. Atsana kızım niye bak gülüyorsun? Şey geldi müzik çat 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 çat. Babasının bir tane, kocasının bir tane. Aynen öyle. Bu. Tamam öğrendi yeter, ben bu kadar atmadım. Tamam dur. Kapışacağız şimdi. Dakika tutuyoruz. Fırat diyenler F'ye, Ceyda diyenler Ç'ye bassın. Başlıyorum. Bip sesini duyduğunuz andan itibaren tabancayı çıkarıyorsunuz. İki tane atış yapıyorsunuz. Kaç tane vurduğumuza bakacağız. Aynen. Yani kaç saniyede hepsini ikişer kere vuracaksın? Aynen. Ceyda sus bakayım ben şu an şeyim, konsantrayım. Konsantre Fırat Albayrak. Hayatta geçemez bunu Ceyda. 8.36. Buyurun hocam. Ben vurdum. Hocam bana küçük saniye ver. Ceyda şşş. Hadi bakayım yavrum. Hazır. Kılıfımıza sığmıyor. Bizim de kılıfımızda değildi. Hadi. Hazır. Çok güzel. Bitti. Sonunda silahım çabuk yaptı. Yani bence konuşmamıza gerek yok. Çünkü zaten bitiremedi farkı. Kaç saniyede kaç tane atamadım? 2 tane vuramadım, 15 saniye. Oha. Pardon ama ben hayatımda ilk defa elime silah aldım. Ne bileyim şimdi ben. Bir rekor kıracağım. Hazır mıyız hocam? Bir bipleyin hocam. Bak iyi izle şimdi. Ha bu Ceydan tabancası ama neyse olsun. Ceydan tabancası olduğum için yapamadım diyecek. Ah be. 7. 7 mi? 7. Var mı elinde? Bir tane daha yaparım, daha hızlı yaparım. Bunun rekoru kaç? Ya Fırat'a bak yandınız ha. 3 saniye mi? Bir dakika dur bakayım. Bir de tık tık atıyor. Şimdi Chris Vector üstünde red dot vardır. İçinden bakarak kırmızı noktayı hedefe git. Elini oraya koyma. Sana demin öğrettiler nasıl yapacağını. Ha. Tetiği koyuyorsun eline. Konforlu bir şekilde bırak. Tamam. Tetikte olmasın parmak. Öne. Yok. Şey yanağını koyacaksın. Canım. Ama ya ne canım dalga geçmiş şu aletlerle. Kafayı öne veriyorsun, sağa yatırıyorsun. Tamam. Bu ya. Şunu şöyle tutmaya çalışıyorum yani ben. İmkansız bir şey bu benim için. Hiç kafanı şey yapma. Boncuğu izle. Bana bak yani. Boncuğu izle. Bu. Tamam ya. Ben de yapacağım. Çık gözden. Çok ağır. Ver yavrum tamam ağlama ya. Vuramadın ki. Daha hızlı daha hızlı. Dur bakayım. Ağır gelmedi sanırım Ceyda değil.
Biraz yukarı. Aynen. Ben bir daha deneyeceğim. Dene bakayım hadi. Atıyor muyum? Evet. Atıyor muyum yukarı mu? Hayır. Vuruyor mu yani? Hayır. Kim atıyor ya? Aa. Hocam onu atacağım, onu atacağım. Mükemmel. Ben onu atacağım. Gene aldı ya. Ben atacaktım onu. Nereden bakıyoruz? Bakma istiyorsan ben bak. Aynen bakma. Yani nişan alma. Sen gözünü kapat. Dua et. Ben de atabilir miyim? Abi inanılmaz ağır. Ağır falan değil yavrum ya. İyi de bunun onun lazeri yok. Yok aynen. İşte o yüzden ben daha iyi yaptım. Boncuğu izleyip karar vermek daha kolay. O yüzden Fırat'ı izlemeye karar verdim. Aman artistikler. Çok güzel ya. Mükemmel bir şey bu ya. Al şunu yavrum tut. Evet. Düşün adamlar bunu arazide bununla yürüyorlar. Hareketli mi? Hareketli yapamazlar. Sen, hocam ya lütfen. Çok var mı bu arada bu spor yapan kadın? Bizim takımda 3 mü 4 mü? Takım kaç kişi? 60. Azmış o zaman oğlum kadın. Bayanlar daha iyi olmuyor. Çünkü soğukkanlılar. Meraklıları olmadığı için azdır. Yani silah milah hani çok tabii, merakım yok diyordur. Daha çok gamerlar çok seviyor ya. Ben bir Tuğkan da var bu aletlerden onu biliyorum ama çıkıyor mu onunla bilmiyorum. O da Airsoft'a başlayacaktı. Nerede? Abi aldı da bir gelmedi. Hazırım. 2-2-2-2 gideceksin Ceyda. 11-20. Yani böyle 11-20. İyi süre. Bayağı akşama kadar sıksaydım keşke. Yani öyle bir şey olamaz. Bir adım daha, bir adım daha geri. Ha, tamam. Öyle bir şey yok. Bu arada o çok uzun, ben çok küçüğüm. Niye ben ondan gerideyim? Hadi bakalım. Hazırız. Mantıklı. Mantıklı. Hazır. 4.38. 4.38. Müthiş. Al. Benimle mi kapışıyorsun ya şu an? Az önce sana attığım farkı normalinde attım. Çekilin ulan! Güzel, fena değil. 7.33. Oha! 3.50. 3.50. Şimdi hareketli. Yani tüfekle beraber bakacağım. Ya onunki de beni karıştırma ya. Buramıyor şimdi. Şey hızlı yavaşlatmasın benim hızımı. Hayır. Yavrum önemli değil. Drill yapacağız yani yürüyerek. John Wick hesabı hocam. Şöyle benim bir tane havalı yürüyüşümü çeksene Yunus. Ay dur. Ya olmadı. Oha bunun içi dolu. Bunun içine niye kum atmışlar oğlum? Tank. Yoksa uçar gider rüzgarda içi boş olsa bunun. Sana bayağı yakıştı bu tarz. Bir kez daha mı aşık oldun? Ben sana her sabah gördüğümde bana aşık oluyorum zaten. Ya ne kadar yalan. Şu silah yerinde de böyle romantizm yapıyoruz ya çok ilginç yani. Evet. Şimdi gösterecekler. Ben beynimi hafızama atacağım. Ceyda muhtemelen abluk subuk işlerle uğraştığı için. Anlamayacak ama olsun ben anlayacağım. Ne alaka ben de yaptım demin. Nasıl taradım orayı? Şık şık. Oha çok uzak. Ceyda göremez ki orayı. Yo görüyorum. Sniper'la atacağız ya birazdan. Aslında siz beni o zaman görün. Ben bayağı yenir sniper'da. Gençliğimde babamla beraber geyik avına çıkardık. Ondan öğrendim. Shooter filmindeki gibi. Babam bana geyik avlamayı öğretti. İşin aldığın yere şu an gidiyor. Tamam. İlerledim. İki tane ona. İki tane ona. Ben yerde falan yuvarlanırım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ceyda sen mi ilk? Go go. Gizlen kızım. Çık. Cancayı vur. Bu nasıl bir duruş ya? Yavru atsana, gülme. Tamam, güzel. Karşıya, koş karşıya. Bu tarafa geç. Ortadakine. İlerle, ilerleyerek vur. Nereye ilerleyeyim ya? İlerleyerek vur, yürüyerek vur. Deş onu, deş deş. Parçalıyor, parçalıyor. Patlat. Bitti. Kolum yok, yemin ederim bittim şöyle. 42 saniye. Şimdi arkadaşlar ben John Wick'in biliyorsunuz uzun saçlıyken dublörlüğünü yaptım. Hazırım hocam. Haydi. Haydi John Wick, haydi John Wick. Yaparsın John Wick. Bir de şu var bak. Ama biraz saçma oldu. Niye saçma oldu biliyor musun? Çünkü karma karışık attım. Ben şimdi Ceyda ile kapışmak istiyorum. İyi izle şimdi bak. Ben de yapsa ben önce yapmıyor muyum? Sen zaten yaptın 48 saniyeyle kendini gösterdin. Gerek duymuyoruz. Boncuk harcamayalım. Ucuz olabilir ama o kadar ucuz değil. Devam. Hazır. 1 2 3 Çok güzel. 4 14.83. Nice. Fena değildi hocam. Çok iyi. Gerçekten tamam. Buyur hocam.
bırakıyorum falan. Yeter. Gibilerini övmeye gelmişler. Ben başlayayım mı spora? Fena değil. Buyurun. Ne yapıyoruz? Aynısı. Şimdi tekrar aynısı. Öğrettim, şimdi sende. Hadi bakayım. Oradan mı atacaksın Ceyda? Buradan oraya vuracağım. Manyak mısın Ceyda? Çok zor ya. Yok yok, direkt şeyi. Start diye vurdu la. Ama başlamamıştık Ceyda. Ben başla dediğimde başlar her şey. Hadi bakayım. Bitti. Kazandı. Olmaz, daha öbürleri var. Zamanı başlatın bakalım. Hadi. Hazır. Hazırım. Vurdum vurdum. Vurdu. Tamam. Çok güzel. İki tane kaldı. Hadi. Evet, öbürü. Son kırmızı. Kaç? 18.46. Çok iyi be. Aferin be Ceyda. Tekrar görmek istiyorum. Buradan mı atıyoruz peki? Fark etmez. Atabiliyorsan oradan at. Ne kadar çok yaparsanız o kadar fazla öğrenirsiniz kas hafızası. Hazırım. Hazır. Buradan. Allah kahretsin. Çok hızlı olmam lazım. 2. 3. Son. 4. 18-20. Allah kahretsin ya. Çok iyi. Daha kötü. Çünkü o ilkini vuramadım ya. Çünkü vuramadın, o kadar kolay bir şey değil. Sen tepede başlamıştın abi. Hayır. Evet. Tepede başlasam daha hızlı. Gelsin Utku. Hazır. Kahretsin ya. 2. Hayır. Cancık cancık cancık. Bana 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 bana. 3. Son. 16-02. Oley be! 16! Bu arada beni arkadan böyle yaptın. Bu konsantrasyon işi. Yalansa doğru deyin. Vallahi savaş alanında konsantre falan hiçbir şey yok ki. Sen de yapabilirsin. Tamam. Hazır. Hazır. Biraz daha yukarı indir tipi. Sağ 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 sağ. Olmadı. 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 Yukarı gidiyor. Aşağı indir. Aşağı. Sağdan. Hadi bakayım. 2. Yukarı. Hayır hayır hayır. Hayır. Değil, değil, değil. 3. Düştü. Hayır. Olmaz. 4. 17-38. Susar mısın biraz lütfen, al şunu. Ve ben çökerek yaptım. Ayakta da değil. Ya ne fark eder Fırat? Ne fark eder mi? Fark eder. Ay ilk hedef de vuruyor ya. 2. Hayır. 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 Hadi. 3. 13.85. Çökmedi ki. Çökmekten öyle bir şey, çökmekten öyle bir şey yok. Sonuçta ben diğerlerinin hepsine geçtim seni. Tabanca tamam, da olsun. Sen de oradan avun git. Hadi bak. O ne? Uzun mezir. Kendime çekti. Evet. Geri ittim, kapattım. Tamam. Bu mu zor? Biraz sertmiş galiba. Yani şu, çektim. Atış yapar. Ha, atış yapacağım önce. Evet, yap. Bence çekmeden çok dürbüne alışmaya çalışın. Ha çok ağır değilmiş. Ağır değilmiş mi? Kilo mu kadar? Kaç kilo bu? 25 falan. 5. 25 mi dedin? Beş. Ama elinize alınca en az 5 kat ağır geliyor. Tabii. İşte onu demek istedim. Tamam. Bunu uzağa yerleşeceğiz, hedefi vuracağız. Olay bu mu? 80 metre benim hiçbir şey değil. Küçüksün, tıfıl tıfılsın, her şeyden beceriyorsun ha. Hıçı fıtısın, tıfı tıfılsın, pıt pıtsın, fıçı fıçısın. Manita sniper seviyorum demiştik. Eğlenceli ama değil mi? Çok. Silah gibi korkutucu değil, sekmiyor. Evet, zaten keyifli. Oyuncak elinize aldığınız zaman hissediyorsunuz yani. Ben daha önce elime tabii ki de bir kez silah almıştım bir iş için. Hiç alakası yok yani, öyle bir şey değil. Yoksa silaha hayır. Ben de sevmem silahları. Hiç sevmem, hiç. Üstüne? Üstümüzü örtelim. Aynen. Yalandan cili suit. Eminim gözükmüyorumdur. Şu an adeta bir bukalemun gibiyim. Bukalemunu değilim, yeşil baş, çekilin. Yeşil baş ne ya? Yaptığınız maçları da yayınlıyorsunuz mu YouTube kanalında? Tabii benim var. Bak onları izleyin, onlar çok keyifli. Aslında bu işin oyun kuralları var, onları bir görürsünüz aşağıdaki linkten. 300'den fazla oyun videosu var bende. Tamam işte, aynen. Rehine lazım olursa haber ver, ben rehine olayım. Beni kurtarsınlar. Oo dümdüz gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim, 110 metreden ben birisini vururum buna rüzgar olmazsa. Rüzgar olursa tabii rüzgar bunu... olursa 80. Ay çok güzel gidiyor. Önce bir training yapın gene ufaktan. Şevki bırakmıyor ki. Şevkini kırmayın çocuğun, atıyor işte. Ya öf Ceyda ya. Netleyemiyorsan kendi gözünde şuradaki şeyde netleyebiliyorsun. Yani bu lens gibi düşün. Tamam. Kırmızı hedefe vuracaksın en sağdaki. Bu da bir geri tepme bir şey olmuyor değil hayır, mi? Hayır. Yok rüzgar 24 kilometre. Vallahi vurdu. Nasıl vurdu ya? Evet ileri. Bir de bir. Nice. Altından. Bu demin yukarı gittiyse. Ah be. Şimdi bak rüzgar bu tarafa doğru esiyor. Güzel. Altta. Yani şöyle yapacağım. Şu an anladım. Dörtte bir ya. Kesin iki tane vurursun zaten. Vur. Oo bir dakika. Şimdi beşte, anladım. Beşte iki. Ya Allah geç kaldın anlamakta. Sende bitti. Ben atıyorum. Beşte üç yaparsam ben kazandım. Mildotları kullanman lazımdı. Evet. Oradaki küçük noktaları. Söylemesenize de... susun. Yavrum susun dediğin adam. PUBG'den biliyor zaten bunları. Oyunlarda da aynı şeyi kullanıyoruz. Neyse bir şey de sen kazan. Sonra aylarca konuşuyorum. Ya bırak Ceyda'cığım zaten ben kazandım birçoğunu. İki tane ben kazandım. Bir tane dirili sen kazandın.
Yapma. Bir şey değil o ya. Rüzgar ayarı. Rüzgar ayarladım. Şimdi şöyle bir sorun var. Bak eğildim ya. O sorunlar bizde de vardı. Ya bir dur Ceyda. Önemli olan sorunların içerisinden sıyrılabilmen. Susalım. İlkinde ben de attım Fırat. 1-1. 2-2. Ben de atarım ki bundan sonra yapsam. 3. Yemin ederim atarım. 4. İyi izle orayı kafadan vuracağım. Vallahi kafadan vurdum. Kaç oldu? 4-4. Bir kafadan daha. Vallahi olmadı. Kafadan. Evet. Bir daha atabilir miyim? Tabii. Yok gerçekten demin keyfini çıkaramadım çünkü. Çek. Biraz daha çek. İleri. Kapat. Tamam. Bu arada çekmek zordur gerçekten. Evet, zor yani tabii canım. Sabaha kadar atacak gibi duruyor. Ah be. Çok aşağı gitti be. Nasıl oldu o ya? İki tane aldı. Ha bir şey oldu çünkü. Boltu yarıya kadar çekti. Tamam yeter Ceyda. Tamam 5-5. 5-5 yapmadın yani. Onu söylemek için yaptım şu an. 5-5 yapmadın mı? Yaptın da ben sonradan anladım hikayeyi. O beni ilgilendirmez sonradan anlamak falan. O ara vuramadın adamları. Yani seni yapabildiğini ben de yaptım şu an. Çok eğlenceliymiş. Çok. Siz böyle turlar düzenleseniz insanlara keyifli olur. Bunlar kişisel benim oyuncaklarım. He. Yabancı birisinin dokunmasını istemem. Doğru. Çünkü özel oyuncaklardı. Hani siz özel konuksunuz diye buyurun alın dedim. Sağ olun. Çok ama normalde kimseye yapmam. Valla ben çok eğlendim arkadaşlar. Evet. Bu spora meraklıysanız, merak ettiyseniz nasıl bir şeymiş diye merak ediyorsanız aslında zaten onların kanalları. Oradan takip edin bakın. Zaten 6 yıldır sen yapıyorsun, sen de. Ya ben de aslında onu yapıyordum. Ben yapmıyordum. Oradan eğlence kanalı adı altında Airsoft'u bağlı. Totalde kaç video vardır ama sizde yani? 500'den fazla. Daha ne yani? Aradığınız her şeyin cevabını bulursunuz muhtemelen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederiz. Zaten gerçekten bizim bir işimiz daha olacak. Orasını söylemiyorum. Sonra. Göreceksiniz. Gizli. Gizli. Çok keyif aldım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.